Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların e, popüler olan soğuk baklava e, yapımını göstereceğim. E, şimdi hemen yapımına geçelim. E, tenceremizin içerisine şekerimizi ve e, suyumuzu alalım, ocağımıza alıp e, şerbetimizi 5 dakika kadar kaynatalım. Evet, kaynayan şerbetimiz 5 dakika kaynadı, hazır. Şimdi üzerine e, sütümüzü ilave edelim. iki buçuk su bardağı da sütümü ilave edeceğim. Tabii bütün malzemelerimi info kısmına bırakıyorum, orkada, oradan alırsınız. Evet, iki buçuk su bardağı sütümü ilave ettim. Şimdi 2 dakika daha kaynatacağım. Daha sonra ocağımın altını kapatıp ee, Şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şimdi baklavamızın e, tereyağını hazırlayalım. Tavamızın içerisine e, tereyağımızı alıp eritelim. Eriyen tereyağımızın üzerindeki köpükleri mutlaka almalıyız. Çünkü bunlar e, baklavamızın üzerinde e, siyah, siyah noktalar halinde oluyor. Kızardığında e, çok hoş görünmüyor. O yüzden mutlaka e, üzerindeki köpükleri kesinlikle almalıyız arkadaşlar. Köpüğünü aldığımız tereyağımızın üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Baklavamızın şimdi yapımına geçiyorum. E, bir paket e, baklavalık yufkamı tezgahımın üzerine koydum e, bu şekilde de e, ben borcam kullanıyorum e, Siz Dilerseniz Tabii ki farklı tepsilerde kullanabilirsiniz e, Ben borcam tercih ettim e, Şimdi üzerine koydum e, bu şekilde ölçersem daha kolay olur diye düşündüm Şimdi kenarındaki fazlalıkları e, Kesmeye çalışacağım Tabi e, bu baklavalık yufkaları biraz kesmek Zor oluyor e, Elinizde mutlaka keskin bir bıçak olması gerekiyor Ben şu an Kesmeye çalışıyorum bayağı sert Gördüğünüz gibi kesilmiyor Evet e, Bu şekilde kesmiş oldum e, Yufkaları kenara alacağım arkadaşlar e, daha sonra e, Baklavamın aralarına bu parçaları da mutlaka koyacağım. Evet tepsime göre ölçtüğüm için daha kolay olacak şimdi. Şimdi tepsimizi sıvı yağ ile her yerini yağlayalım. Daha sonra kesmiş olduğumuz yufkalardan teker teker alıp tepsimin, tepsimizin içerisine koyalım ve üzerine eritmiş olduğumuz tereyağımızdan Fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürelim. Bu şekilde arkadaşlar tek tek her parçamızın arasına mutlaka eritmiş olduğumuz tereyağımızdan sürmemiz gerekiyor. kenarlarından çıkartmış olduğum küçük küçük parçaları da yine baklavamın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Yapışmış yufkalar ayrılmıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar baklavamızın tam yarısını koyacağım. İşte 20 parça, şey pardon 40 parça varsa 20 parçasını alta, 20 parçasını da üstüne koyacağım ki tam orta yerine cevizimizi, fındığımızı ne koymak isterseniz onu koymanız gerekiyor. Ben koymuş olduğum her katı sayıyorum. Siz de mutlaka öyle yapın. Şimdi biraz önce kesmiş olduğum parçaları da gördüğünüz gibi tepsime parça parça koydum. Onları da yağladım. Şimdi tam ortasına geldim. Ben ceviz kullandım arkadaşlar. Siz dediğim gibi farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Ben ceviz kullandım. Tam ortasına gelecek şekilde. Şimdi tekrar diğer yufkalarımı da teker teker içerisine koyup üzerine tekrar yine tavamızdaki tereyağımız ile yağlayalım. Evet, son parçamızı da koyalım tepsimiz bitti şu anda kesim aşamasına geçeceğim Tavamdaki geri kalan bütün yağımı da üzerine güzelce döküyorum Evet gördüğünüz gibi şimdi keskin bir bıçak ile Baklavamızı keselim Tabi dediğim gibi zor oluyor kesmesi Hazır yufkaların Gördüğünüz gibi çok zorlanıyor insan Ama keseceğiz <laughs> İnşallah bu şekilde dilimleyelim. Evet. Baklavamı dilimledim arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi kızardı. Önceden ısıtmış olduğum fırına koymuştum. Mis gibi de kızarmış. Şimdi bakalım bakalım pişmiş mi? Of Mis gibi kızarmış arkadaşlar. Şimdi tepsimi çıkartıyorum. Ee, bir 20 dakika kadar dinlendireceğim kenarda. Ee, ilk sıcaklığı çıkması gerekiyor. Tabii ben ilk sıcaklığı çıkarttım. Şimdi üzerine e, hazırlamış olduğum e, şerbetimi tamamını yavaş yavaş ilave ediyorum üzerine. Şimdi 2-3 e, saat kadar dinlendireceğim arkadaşlar. Siz de mutlaka dinlendiriniz çünkü sütlü bir tatlı olduğu için. Ee, hemen çekmeyebilir sütünü dinlendirmiş olduğumuz baklavamızın üzerine şimdi önceden e, hazırlamış olduğumuz Nesquik'imizi üzerine süzgeç yardımıyla bu şekilde süslüyoruz ve e, çikolata rendele rendelemiştim sütlü çikolata onu da yine üzerine kaşık yardımıyla bu şekilde süsleyelim ve e, yeşil antep fıstığımız vardı bu da çok yakışıyor baklavaya hem görüntü itibariyle hem de lezzet itibariyle gerçekten çok güzel bir baklava mutlaka sizlerin de e, bu tarifimi e, denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hem görüntüsü çok güzel hem de lezzeti çok güzel e, son zamanların trend olan bir baklavası soğuk baklava şimdi bir dilim çıkartalım bakalım nasıl olmuş baklavamız. Gördüğünüz gibi muhteşem. Çok güzel. Evet keselim bakalım baklavamızı. Ee, burada sesini çıkartmayacaktım ama yanlışlıkla sesi çıkartmışım. Artık sesini de tekrar açmadım. Çıtır çıtır sesleri geliyordu. İnanın ki çok güzel. Ama ben sesini kısmışım. Gerçekten muhteşem bir baklava. Ee, arkadaşlar mutlaka bu tarifimi denemenizi. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmanızı istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.